Merhaba, nasılsınız? Masamda bugün Anker'ın Soundcore alt markasının LifeQ35 Bluetooth kulaklığı var. Bu kafa üstü bir kulaklık. Dolayısıyla önceki incelemelerimizden biraz daha farklı olacak. Bu kulaklığın ses performansına, malzeme kalitesine, fiyatına ve alınıp alınmayacağına hep beraber bakacağız. Ben Osman Furkan Şahin, Tekno Safari'desiniz. İncelemeye geçmeden önce hala kanalımızı izleyenlerin büyük çoğunluğunun kanalımıza abone olmadığını hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla kanalımıza abone olursanız bizleri destekleyebileceğinizi de belirtmek istiyorum. Şimdi inceleme videosuna geçelim. Anker diyorum ama Anker diye de telaffuz ediyorlarmış. Yani fark etmez, nasıl okuyorsanız okuyabilirsiniz. Anker'in alt markası Soundcore'un kulaklıklarından bir tanesi. En üst segment kulaklığı aslında bu. LifeQ35. Bayağı da özellikli bir kulaklık aslında. Şimdi özelliklerin hepsinden bahsediyor olacağım. Ses performansından da bahsediyor olacağım. Hatta burada sizlerle beraber hiç denemediğim bir şeyi de videoda sizlerle beraber deneyeceğim ki tepkime, yani normaldeki performansına göre tepkime bakalım diye. Öncelikle tasarımla başlamak istiyorum. Kutusunu açtığım zaman bu şekilde bir taşıma çantasıyla birlikte çıkıyor Q35. Bu taşıma çantası gayet yumuşak dokulu ama aynı zamanda da sert, yani kulaklığınızı koruyabilecek bir yapıda. Biliyorsunuz bazı kulaklıkların içerisinden böyle bez gibi çantalar çıkıyor. Onlar özellikle bu kulaklığı bir çantanın arasına attığınızda koruyabilecek kabiliyete sahip değiller ama bu çantanın sert olması benim hoşuma gitti. Ondan sonra bir de böyle kitapçıklar çıkıyor. Burada ekstradan bir tane böyle bir kağıt çıkıyor içerisinden. Nasıl ses veriyoruz diye, ses performansımızı nasıl buldunuz diye. Bu kağıdı açtığınız zaman da işte beğendiyseniz beğenilerinizi sosyal medyadan bize iletebilirsiniz. Beğenmediyseniz de şikayetlerinizi müdüriyete iletebilirsiniz şeklinde bir kart koymuşlar. Bu şeylere benziyor. Hani numaralarını asıyor ya bazıları sağa sola, mesaj gönderin diye koparıp alıyorsunuz falan, onun gibi. Onlara benziyor. Her neyse, biz kulaklığın kendisinden devam edelim. Bu çanta ile birlikte geliyor demiştim. Çantanın üzerinde parlak bir şekilde Soundcore yazısını yazmışlar. Bu birazcık böyle yapıştırma gibi duruyor. Hani bir süre kullandıktan sonra düşebilir gibi. Ama görsel açıdan güzel. Açtık. Kulaklığımız içerisinden bu şekilde çıkıyor. Şunu alayım. Kulaklığımız içerisinden bu şekilde çıkıyor. Tam olarak böyle geliyor yani. Kutuyu açtığınız zaman. Şu içerisinde kablolarının, dönüştürücülerinin, şarj kablosunun falan olduğu bir kese. Kulaklığımızı alıyoruz bu şekilde. İçerisinde böyle bir plastik çıkıyor. Bu kulak kaplarının içerisine oturabileceği yapıda. Bunu isterseniz atabilirsiniz. Altında hatta zaten deseni yine yapmışlar. Ben atmadım. Bıraktım bu şekilde. Bu şekilde kullandım. Şimdi bu kutusunu şöyle güzel bir şekilde yerleştireyim. Güzel gözüksün. Ondan sonra kablolarından da bahsedeyim. USB-C ile şarj oluyor. Burada kablonun üzerinde Anker tarafından güç verildiği gibi bir ibare var. Onu böyle kablo sarma aparatıyla da basmışlar üzerine. Kablonuzu isterseniz sardığınız zaman toplu durmasını sağlaması için bunu kapatabiliyorsunuz. Kablo Anker'ın normal kalitesinde hissettirdi bana. Hani bu çok süper kaliteli bir kablo değil ama güzel bir kablo. Yani Anker'ın ürünlerinin içerisinden genelde zaten bu tarz çıkan aksesuarlar çok düşük kalitede olmuyor. Ses kablosunun kalitesi gayet iyi. Ses kablosunun kalitesinin gayet iyi olmasının tabii bir sebebi var. Bu kulaklık hem wireless olarak, yani kablosuz olarak, hem de kablolu olarak Hi-Fi'yi destekliyor. Yani yüksek çözünürlüklü sesi destekliyor. Dolayısıyla iyi bir kablo kullanmanız gerekiyor. O kablosu da burada. Bu kabloyu taktığınız zaman buradaki ses girişine, üzerinde de mikrofonu var. Kablolu bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Her zaman kablosuz kullanmak zorunda değilsiniz. Ama ben testlerimi kablosuz olarak yaptım. Çünkü bu kulaklığı alan biri zaten kablosuz olarak kullanacaktır diye düşündüğüm için. Ama kabloluyu da yayının ilerleyen kısmında, videonun ilerleyen kısmında deneyeceğiz. Bu da bazı girişler bu şekilde oluyor. Daha profesyonel ekipmanlardaki girişler. Onlar da kullanmak için bir aparat. Gelelim kulaklığa. Kulaklığın malzeme kalitesi iyi. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Bu headphone'larda özellikle şu pedlerin kalitesi, pedlerin yoğunluğu ve aslında miktarı oldukça önem taşıyor. Çünkü bu pedler sayesinde pasif gürültü engelleme kısmını başlıyorsunuz. Öncelikle pasif gürültü engelleme ile başlıyorsunuz. Bu kulaklığın aktif gürültü engellemesi de var. Onun da performansından bahsedeceğim. Ama pasif gürültü engellemesinin iyi olduğunu söyleyeyim. Yani bu kulaklığı sadece taktığınız zaman bile dış alandaki gürültünün pek çoğunu kesebiliyor. Pedlerin haricinde genel malzeme kalitesi de mat plastik ve metal karışımı kullanılmış bir kulaklık. Dolayısıyla malzeme kalitesi de iyi hissettiriyor. Burada mesela önemli bir özellik, kulaklığın şu kısmını açtığınız zaman buradaki her bir adımın verdiği hissiyat, yani bu tık 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 açılma hissiyatı bazı kulaklıklarda zayıf olsa da burada gayet kaliteli hissettiriyor. Pedleri ile ilgili önemli bir özellik, pedleri yumuşak ve yoğun ve aynı zamanda bunlar memory foam denen, yani hafızalı köpükten yapıldığı için uzun süre kullandığınız zaman sizin kafanızın şekline göre de artık şekil alıyor ve o şekilde kalmaya devam ediyor. Ben genel olarak kullandığım süre boyunca malzeme kalitesinden memnun kaldım. Yani hem rahatsız etmeme açısından, kafayı sıkma kuvveti açısından da çok sıkı olmadığı için, hem rahatsız etmeme açısından, konfor açısından, ergonomi açısından kalitesi iyi. Hem de böyle kullandığınız zaman da iyi bir ürün, kaliteli bir ürün kullanmışsınız hissi veriyor.
Buralarının gerçek deri olduğuna dair bir bilgi yok. Dolayısıyla suni deri olduğunu varsayıyorum. Çok uzun kullanımlarda tabii ki terletiyor. Yani derilerin hepsi aynı şekilde ama çok kalın olmadığı için bu yüzeyleri çok fazla terletmiyor. Yani daha uzun süre soğuk kalabiliyor. Kulaklığın aslında en önemli olan kısmı ses kalitesinden devam edelim. Bu kulaklık söylediğim gibi hi-fi özelliklerini destekliyor. Dolayısıyla yüksek çözünürlüklü ses performansı verebiliyor size. Aynı zamanda Bluetooth üzerinden LDAC kodekini de destekliyor. LDAC olan kodeki de destekliyor. Bu en güncel, en yüksek veri transferine izin veren kodek. Dolayısıyla en kaliteli Bluetooth sesini aslında bu kodek üzerinden alabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında kulaklık baktığınız zaman en tepe seviyedeki kulaklıklarla hemen hemen aynı özelliklere, bütün özelliklere sahip. 40 mm'lik sürücülerle birlikte geliyor. Bu 40 mm'lik sürücüler ses derinliği anlamında gayet iyi iş yapıyorlar. Yani ben kullandığım zaman müziği dinlerken müzikten keyif aldım işin açıkçası. Özellikle bas tiz dengesi çok iyi ayarlanmış. Ne çok şiddetli bas tarafına kayıyor ne de çok yüksek tiz tarafına kayıyor. Bence tam kararında ve tadında bir ses performansı var. Ses performansı açısından pek çok insanı tatmin edeceğini düşünüyorum. Zaten bunun üzerinde artık profesyonel kulaklıklara geçiş yapıyor işin açıkçası. Ben ses performansını söylediğim gibi gayet yerinde buldum. Ses konusunda benim en çok dikkatimi çeken özellik belki de en çok sızlanacağım özellik de aslında. Ses yüksekliği bana ciddi derecede düşük geldi. Ama bunun sebebinin Apple'ın, yani ben iPhone'da kullandım bu kulaklığı, iPhone'un belki Hi-Res Wireless Audio'yu desteklememesi olabilir diye düşünüyorum. O yüzden de birazdan kablolu şekilde bağlayacağım ve kablolu ses yüksekliğine de bakacağız. Aynı zamanda kablosuz olarak başka cihazı da bağlayacağım. O cihazdaki ses yüksekliğine de bakacağız. Dolayısıyla her şeyini de test etmiş olacağız. 40 saatlik bir batarya ömrü sunduğunu vaat ediyor Anker bu kulaklığın. Dolayısıyla o 40 saatlik batarya ömrünü de elde edebileceğini düşünüyorum bu kulaklığın. Çünkü bir haftada yaklaşık 5-6 saat civarı bu kulaklığı kullandım ve sadece %10 şarjım gitti. Dolayısıyla iyi bir batarya ömrü de sunuyor size. Burada kulaklığın aktif gürültü engelleme özelliğinin olduğunu söylemiştim. Bu kulaklık aktif gürültü engelleme özellikleri arasında çeşitli modlarla birlikte geliyor. Bu modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu aktif gürültü engelleme özellikleri iyi çalışıyor. Yani ben otobüste kullandığımda bu kulaklığın otobüs motorunun sesini neredeyse tamamen kestiğini gözlemledim. İyi bir ses engelleme performansı var. Burada önemli bir nokta, ben gürültü engellemesini aktif ettiğim zamanlarda böyle orta sessizlikte bir odada otururken gürültü engellemenin vermiş olduğu o beyaz gürültü sesini, yani dışarıdaki gürültüyü negatifleyen gürültü sesini duyabildim bazen. Bunun sebebi benim kulağım da olabilir, kulaklıkla da ilgili olabilir. Ben sadece bunu bir not olarak ekleyeyim buraya. Hani böyle bir durumu ben yaşadım, yaşayabilirsiniz. Ama çoğu insanın bu sesi duyabileceği kadar hassas olacağını düşünmüyorum. Ben ses konusunda birazcık takıntılı olduğum için bana muhtemelen geldi. Ama genel anlamda aktif gürültü engellemesinin ses performansını da etkilememesi neticesinde ses performansı açısından çoğu kullanıcıyı tatmin edecek seviyede bir ses kalitesi sunuyor. Burada şundan da bahsetmem lazım. Uygulaması üzerinden beyaz gürültü sesini değiştirmenize imkan tanıyor. Ben beyaz gürültü sesini değiştirmedim. Hani böyle doğrudan geldiği gibi kullandım. O sebeple belki de kulağıma daha uygun yapıdaki beyaz gürültü sesini bulabilirdim. Onu da uygulama üzerinden denemek lazım. Kulaklığın üzerinde bir gürültü engelleme düğmesi var. Bu gürültü engelleme düğmesine basarak gürültü engelleme modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Hem farkındalık modu var, hem normal modu var. Yani gürültü engellemenin kapalı olduğu mod, hem de gürültü engellemenin açık olduğu mod var. Gürültü engellemenin farklı varyasyonlarını denemek için Soundcore'un kendi uygulamasını kurarak bu kulaklığı kullanmanız lazım. Soundcore uygulaması üzerinden ancak gürültü engellemenin farklı modlarını kullanabiliyorsunuz. Ancak uygulamayı kurmasanız bile kulaklık üzerinde ciddi derecede yine bir hakimiyete sahipsiniz. Yani gürültü engellemesini açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda kulaklığın üzerinde parçaları atlamanıza veya ses üzerinde kontrol sağlamanıza yarayan düğmeler var. Onları da kullanabiliyorsunuz. Bu kulaklığın güzel bir özelliği, aynı anda iki cihaza bağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben bu kulaklığı aldığım zaman hem bilgisayarıma hem telefonuma bağlayıp ikisini de birden kullanabiliyorum. Tabii şöyle bir handikapı olabiliyor bu durumun bazen. Mesela bilgisayara ve telefona bağladınız, bilgisayarda iş yapıyorsunuz. Telefona bildirim geldiği zaman, bildirim sesiniz açıksa ses bir anda o tarafa gidiyor, burada sesi kesiyor. Öyle bir durum yaşanıyor. Dolayısıyla iki cihaza bağlarken dikkatli olmanız lazım. Bütün iki cihaza bağlanan kulaklıklarda tabii bu durum geçerli, onu da söyleyeyim. Yani bu modele özel değil. Şundan da bahsedelim. Gözden kaçıyor olabilir. Bu kulaklığı NFC ile de bağlayabiliyorsunuz telefonunuza. Dolayısıyla telefonunuzda NFC özelliği varsa doğrudan dokundurarak kulaklığınızı telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Ama üzerinde herhangi bir NFC işareti yok. Dolayısıyla gözden kaçabilecek bir özellik. Bu ne ara böyle olmuş? Çok pardon. Çizilmiş kulaklık da ne ara çizildiğini anlayamadım. Mat bir plastik olduğu için demek ki çizilebiliyor kolay bir şekilde. Onu da söyleyeyim. Yani gerçi çok yumuşak plastik dokusu. Hani böyle bazı mat plastik vardır. Mattır ama kötü hissettir. Bu bayağı böyle
yumuşak yumuşak bir malzeme kullanmışlar. Hoş bir hissiyatı var işin açıkçası. Aynı zamanda bu menteşeleri falan da gayet sağlam hissettiriyor. Burada kulaklığın eldeki desteklediğini, yani LDAC kodekini desteklediğinden bahsetmiştim. Bu LDAC eldek kodeki normal SBC kodekinin 3 katına kadar daha fazla veri aktarımına imkan sağlıyor. 990 kilobit saniyeye kadar veri aktarım hızı sağlıyor ki bu gayet yüksek bir değer. Dolayısıyla bu kulaklıkla yüksek çözünürlüklü ses dosyalarını dinlerken herhangi bir kayıp yaşamadan dinleyebiliyorsunuz. Kulaklığın fiyatına göre bu özellikleri sunuyor olması bence güzel. Kulaklığın fiyatından bahsedelim. 1400-1500 liralar civarında bu kulaklığı bulabiliyorsunuz. 1400-1500 TL'ler civarında neredeyse pek bir şey kalmadı ülkemizde ama bu kulaklığın üst segment ses özellikleri ve üst segment malzeme kalitesiyle birlikte bu fiyat bandında satılabiliyor olması bence güzel. Burada önemli bir özelliğinden bahsedeceğim. Dokunduğunuz zaman sağ tarafı olması lazım. Şu an ben ters tutuyorum. Sağ tarafına dokunduğunuz zaman doğrudan sizi şeffaf moda aktarabiliyor. Dolayısıyla biriyle konuşurken efendim dediğinizde böyle kulaklığa dokunduğunuz zaman hemen karşı tarafın sesini duyabiliyorsunuz. Bu özellik güzel. Kulaklığın mikrofon performansı ile ilgili görseli de buraya koyalım. Mikrofon performansından da bahsedeyim. Soundboard Live 35'te bir ses kaydı alıyorum. Bu kaydı kablosuz olarak alıyorum. Bir de kablolu olarak deneyeceğim. Bakalım kablosunun üzerindeki mikrofon nasıl performans veriyormuş. Onu da görmüş olalım. Evet, şimdi de Q35'in kablosunu bağladım. Lightning dönüştürücü yardımıyla ve kablosundaki mikrofonun sesini test ediyorum. Arka plan gürültüleri aynı şekilde gelmeye devam ediyor. Kulaklığın mikrofonu yapay zeka destekli bir mikrofon sistemi kullanıyor ve bu yapay zeka desteği sayesinde çağrılar esnasında sizin sesinizi daha ön plana çıkartıyor. Şöyle söyleyebilirim, son dönemde biliyorsunuz kanalda bayağı fazla bir kulaklık inceledik. O bayağı fazla kulaklıkların arasından çağrı esnasında karşı tarafın en az şikayet ettiği kulaklığın bu olduğunu söyleyebilirim. Yani ses performansı açısından biz memnun olduk. Ses performansını siz nasıl buldunuz onu da lütfen yorum kısmında belirtin. Evet, kulaklığın özellikleri bu şekildeydi. Şimdi ben bu kulaklığı kablo ile birlikte telefonuma bağlayacağım ve telefondaki kablolu ses performansını da deneyimleyeceğim. Aynı zamanda bazı Bluetooth kulaklıklar açık olmadığı zaman, yani şarj olmadığı zaman kablolu şekilde çalışmıyor. Beni çok sinirlendiriyor bu durum. Bakalım bu kablolu şekilde çalışırken şarj olmasını, yani içerisinde şarjının bulunmasını isteyecek mi? Onu da hemen size söylüyor olacağım. Şimdi bakalım kulaklık kapalı çalıyor. Yok. Yani ses yüksekliği kabloyla da çok fark etmedi işin açıkçası. Şimdi bir de bilgisayara bağlayacağım. Gerçekten bütün cihazlarda bu şekilde mi onu merak ediyorum. Sorun iPhone'la olan bir sorun arkadaşlar. MacBook'ta gayet yüksek geliyor sesi. Bu arada normal iPhone'da kullanırken Spotify üzerinden dinliyordum parçaları. MacBook'a geçirince bir de dedim Spotify'da mı acaba bir sıkıntı var? Bir de Spotify'a geçtikten sonra şu an YouTube üzerinden açtım müziği. Gayet yüksek şu an ses açısından, yükseklik açısından beni tatmin eder yani bu. Şu an çalıyor ama normalde telefonla kullanırken, yani kablosuz olarak kullandığınızda kafanızdan çıkarttığınız zaman kulaklığı duruyor müzik. Çünkü kulak algılama sensörü var ama kabloyla bağlayınca durmadı, onu söyleyeyim. Ama onun haricinde ses performansından gayet memnun kaldım şu anda. Ses yüksekliği gayet iyi. Şimdi bir de kablosuz olarak Mac'e bağlayalım. Bakalım ses performansında, ses yüksekliğinde bir değişiklik var mı? Şu an çıkarttığım zaman durdurdu mesela müziği. Az önce yapmamıştı. Bu arada Mac'e kablosuz olarak bağlayınca YouTube'dan yine ses yüksekliği aynı kaldı. Şimdi son testimiz. Evet, tüm testlerimi yaptım ve şöyle bir karara vardım. Cihazları değiştirmiş olmama rağmen ilk başta Mac'in sesi daha yüksekmiş gibi gelse de genel olarak sesleri aynı ve bu ortamda sesler özellikle ciddi derecede yüksek geliyor ama dış mekana çıktığınız zaman sesler biraz daha kısıkmış gibi hissettiriyor. Bu gürültü engellemenin yoğun olarak çalışmasından kaynaklanan bir durum da olabilir veya doğrudan kulaklığın aslında sesinin çok yüksek olmamasıyla alakalı da olabilir. Ama genel olarak ses performansı özellikle bu alanda gayet yüksek. Ses performansı açısından özellikle bu tarz alanlarda daha iç mekan diyebileceğimiz daha az gürültülü alanlarda tatmin edecektir. Sadece dışarıdan yüksek gürültünün geldiği ortamlarda biraz daha ses kısık hissettiriyor. Ama genel olarak ses yüksekliği de iyi diyebileceğimiz tatmin edici seviyede. Sizler Life Q35'in Soundcore'un bu en üst segment kulaklığının ses performansını nasıl buldunuz diyemeyeceğim çünkü dinletemedim ama
mikrofon performansını nasıl buldunuz ve sizce bu fiyat aralığında alınabilecek iyi bir kulaklık olarak gözüküyor mu? Lütfen yorum kısmında belirtin. Aynı zamanda oraya kadar inmişken kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.